Lütfi Taşçı Hoca ile Ramazan sohbetleri, değerli konuklarıyla Ramazan boyunca iftardan önce 18.30-19.30 saatlerinde Uludağ TV ekranlarında. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyicilerimiz, dünyamızda baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Dünyamız yeniden şekilleniyor. Yeniden şekillenen dünyada maalesef acı var, gözyaşı var, cinayet var, işkence var, zulüm var, zalimler var. Zalimlerin zulmü, mazlumların ahı var. Mazlumların ahı arzı titretiyor, arşı titretiyor. Ama çok şükür ki mazlumların sesini duyanlar da var. Zalimlerin yanında zalimlere karşı mücadele verenler var. Akan kanları durdurmak, akan gözyaşlarını silmek, sindirmek, acıları dindirmek isteyen iyiler var, iman erleri var. Bu iman erlerinin yeryüzünün imarı için memur olma saadetinde, şuurunda, sorumluluğunun bilincinde olanlar var. İşte yeryüzünün imarı ile memur olma şuurunda olan iyiliksever, iyi insanların kurdukları STK'lar var, vakıflar var. Bunlardan birisi de Yeni Dünya Vakfı ve bugünkü konuğumuz Yeni Dünya Vakfı'nın Bursa Şube Başkanı Tahsin Kara Beyefendi. Öncelikle konuğuma hoş geldin dedikten sonra Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunacak olan hocamıza, kardeşimize de bir hoş geldin deme gereğimiz olacak. Lütfunda bulunacağız inşallah. Çok kıymetli başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Safalar getirdiniz. Allah razı olsun. Başkanım. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Uludağ TV ailesi adına teşriflerinizden dolayı çok memnun olduğumuzu arz ederim başkanım. Teşekkür ederiz. Estağfurullah bugün efendim. Önemli bir gün. Mağfiret diliminde sizin gibi bir şahsiyeti ağırlamak, konuk etmek hakikaten bir lütuf bize. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bizim için de Uludağ TV yayınında olmak, bu kameralardan halkımıza dönük bu anı paylaşmak adına günlük ifadelerimizde bulunabilme fırsatı elde etmiş olduk. Hem vakfımızla ilgili tanıtım hem Ramazan'la ilgili duygu ve düşüncelerimizi birlikte ifade etme fırsatı oluşturduğunuz için de ben tekrardan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kıymetli başkanım. Hayırlı yayınlar diliyorum inşallah. Allah razı olsun. Size döneceğiz başkanım. İnşallah. Bu yeniden şekillenen dünyada Yeni Dünya Vakfı evet. Neler yapıyor onları i̇nşallah. Konuşacağız inşallah. İnşallah. Sevgili izleyicilerimiz, bir diğer konuğumuz da çok genç kardeşimiz. İmam Hatip Liseleri arası yapılan Kur'an-ı Kerim okuma yarışmalarında birincilik sahibi, birinci olmuş bir kardeşimiz. Bursa'mızı çeşitli illerde çeşitli alanlarda Kur'an-ı Kerim okuyarak temsil eden genç kardeşimiz Hafız Ufuk Genç. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah. Bizler deyiz hocam. Maşallah. Kur'an-ı Kerim tilavet için buraya geldik. Allah razı olsun. Çağırdınız hocam. Teşekkür i̇nşallah. Ediyorum. Rabbim size mihrabı nasip etsin. Amin inşallah. Bir ömür boyu mihrab ehli olarak kalın inşallah. 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 Peki kardeşim, söz Kur'an'ın, vakit Kur'an'ın evet. Ve bugün bu şeref size nasip oldu elhamdülillah. Buyur kardeşim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ey
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم عظيم olan Allah doğru söyledi. Amenna ve saddakna. Ağzınıza, yüzünüze sağlık. Aziz kardeşim, Ufuk kardeşim. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederim. Başkanım az önceki duama böyle bir yürekten amin dediniz. Dedim ki Allah sizi mihrab ehli eylesin. Yani yürekten evet, amin demeniz dikkatimi çekti. Yürekten amin dedik. Bir defa Ufuk kardeşim gencecik pırıl pırıl zinde zihniyle beraber bir defa hafızlık yapmış. Bunu devam ettirmesi gereken ve bu alanda Ufuk gibi sayıların çoğalmasını temennisiyle o amini söyledik. Bu alanda mutlaka birilerinin olması lazım. Şimdi bu kardeşlerimizin çok değerli olduğunu düşünüyorum ben. Ufuk kardeşimiz. Şüphesiz. Yani her türlü gelişen dünyada siz girizgah kısmında dünyanın nereye doğru gittiğine dair birkaç cümle sarf ederek girdiniz. Yeni bir yöne doğru gidiyor dünya. Burada herkes
şu andaki mevcut genç nesil bütün dünya üzerinde, sadece Türkiye açısından ya da bölgemiz açısından değil, bütün gençliği bir an önce dünyalık anlamında, maddiyat anlamında kazanmaya yönelten ve kazandığını da bir an önce tüketmeye yöneten bir sistem çalışmaya başladı. Yani bugünümüzde yaşayan insanlık artık iyice dünyalaşıyor, dünyevileşiyor. Maalesef. Bu dünyevileşme içerisinde Ufuk Hocam gibi gençlerin olması çok çok önemli. Hani tabiri caizse ne kadar örnekleme doğru olur bilemiyorum. Futbol maçlarında star futbolcular vardır böyle. Hakemlik seminerlerinde ya da o futbol dünyasının bir takım prensiplerinde, kurallarında bu futbolcuların, sporcuların korunmasına dönük olarak, zımni olarak bir şey vardır, bakış vardır böyle. Çünkü onlar değerlidir. Onların özellikleri, yetenekleri, herkeste olmayan, o sporcularda olan şeylerdir. Şimdi Ufuk kardeşim de, hafızım da bu anlamda değerli, korunması gereken nesil grubundalar. Evet, onlar desteklenmesi gereken nesil grubundalar. Eyvallah hocam. Onun için içtenlikle ağlan dedim. Allah zihin açıklığı versin. Allah gelecekle ilgili hayallerini icraata yansıtmayı ve bu davada hizmet etmeyi nasip etsin, eksikliğini vermesin diyorum ya. Eyvallah. Evet. Kıymetli Başkan, yeniden şekillenen dünyanın getirdiği şartlarda yöresel ve küresel olumlu ve olumsuz durumları konuşacağız ve bu yeni dünya vakfının özellikle olumsuz şartlarda nasıl hizmetlerle olumluluğa dönüştürme gibi ciddi gayretlerin olduğunu sizlerden inşallah dinleyeceğiz. Ama önce Yeni Dünya Vakfı nedir, ne zaman kurulmuştur, niye kurulmuştur, amacı ne, gayesi ne? Hani insanın yaratılışında bir yaratılış gayesi var. Rabbimiz buyuruyor ki gayemizi Rabbimiz cevaplıyor, bize öğretiyor. Bismillah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Bir şey kurulurken bir amacı, misyonu, vizyonu mutlaka var. Bunları Bursa Şube Başkanı, evet. Yeni Dünya Vakfı Bursa Şube Başkanı Tahsin Kara olarak sizden dinlemek isteriz. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Estağfurullah. Şimdi sevgili hocam, yine demin konuştuğumuz çerçevede yine bir biraz açarak Yeni Dünya Vakfı'nın orada konumlanmasını ifade etmeye çalışayım isterseniz. Dünya var olduğu günden bugüne kadar ve kıyamete kadar da devam edecek sistemin temel yapısı aslında aynı şekilde gelmiş ve gidiyor. Ama bunun içerisinde insanlığın ama bireysel ama çevresel sorunları da oluşarak gidiyor. Yani insanlık zaman mefhumu açısından zamanı geçirirken bir makine parçası gibi düşünüyorum ben. Makine kendi seyrinde devinim yaparken aynı zamanda da sürtündüğü kalıbını ve kendisini de yıpratır aynı zamanda. Başka problemler çıkar. İnsanlık da hem zamanı geçerken, yaşarken çevresel ilişkileriyle beraber kendisinin de yıpranmasına sebebiyet verir. Allah insanı yaratmış, belirli bir zaman diliminde kendisine kulluk vazifesi, sorumluluğu yüklemiş, misyonu yüklemiş. Ondan sonra da yeni bir hayata dönük olarak hedefini koydurmuş. Ama bu hedefe giderken insanlık zaman zaman sıkıntılara düçar olabiliyor. Maddi olarak ya da manen, günübirlik olarak ya da zihinsel olarak bir takım sıkıntılara girebiliyor. Ve bu arada insan sıkıştığı dönemlerde mutlaka farklı desteklerin alma ihtiyacı da hisseder. Buradan bakarsak eğer böyle farklı bir yaklaşımla günümüzde vakıflar, cemiyetler, dernekler, yardımlaşma kurumları da
İşte insanın sıkıştığı anlarda onun derdine derman olma gayretinde olan ki inşallah sohbetimizin ilerleyen saatinde dün yaşadığım bir örnekle ilgili belki ifade edeyim. Hatta şu anda o kim mevzu yaptık onu da ifade edeyim. Şimdi dün iş yerimde bir bayanın beni aradığını, ısrarla birkaç gündür aradığını ve ulaşamadığını söylediler. Ben telefona döndüm. Bayan çıktı. Buyurun dedim hanımefendi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam hocam dedi. Dedi ki ben dedi mübarek Ramazan ayında geçmişte maddi durumumuz ailecek iyiydi. Ama şu anda ihtiyaç sahibi haline geldik. Bunun için bana nasıl yardımcı olursunuz dedi. Ben de hanımefendi dedim. Tabii anlamaya çalıştım. Kendisini tanıtmaya, mevcut halini dinlemeye çalıştım. Ama sonunda ister istemez şunu sorma gereği duydum. Yani bana nasıl ulaştınız, niye ulaştınız, nereden ulaştınız tarzında. Ben dedi sizi tanımıyorum dedi. Ama dedi sosyal medya, internet ortamında sizin vakfın yapmış olduğu çalışmalarla ilgili yayınları gördüm. Bununla ilgili araştırdım ve bireysel olarak da sizin telefonunuza ulaştım. Şimdi biz onun araştırmasını yaptık dün akşam. İnşallah gerekli ihtiyacın giderilmesi hususunda yardımda bulunacağız. Yardımda bulunacağız derken bizim şahsımızla ilgili ya da kurumumuzla ilgili bir benlik duygusu içerisinde yardım edeceğiz diye ifademiz evet. Böyle de anlaşılmamalı. Evet. Bizler aslında bu anlamda bir aracı oluyoruz. Yani ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını paylaşma zorunluluğunda olan insanların paylaşacağı şeyi onlara ulaştırma vesilesi oluyoruz. O açıdan başkanım, ne mutlu sizlere. Şimdi heyecanlandım. Allah Resulü buyuruyor ya sallallahu aleyhi ve sellem. Hayra vesile olan hayrı işleyen gibidir. Aha. Günde kim bilir kaç hayra vesile oluyorsunuz. İnşallah. Kim bilir kaç hayır işlemiş gibi İnşallah. Allah katında mükafatlandırılıyorsunuz. İnşallah. Ne mutlu sizlere. Duamız bu yönde. Hakikaten öyle. Bu çerçevede Yeni Dünya Vakfı 1996 yılında İstanbul'da o günkü yaşlardaki gençlerin bir araya gelerek kurdukları ve gelecekle ilgili yardımcı olma, kime yardımcı olma hedef kitlesi de şu: gençler ve eğitim sektörü ağırlıklı olmak üzere. Eyvallah. Ana çerçeve bu. Yüklenmiş olduğum misyon bu. Şimdi demin Ufuk hocamla hani kendisiyle ilgili sözleri sarf ederken de aynı zamanda çok genç yaşta olan bir kardeşimiz olarak da bizim muhatabımız aynı zamanda. Yani kurumsal çalışmamızın Eyvallah. İçerisinde yer alan birisi. İstanbul'da kurulmuş. Daha sonraları çeşitli illerde ki bugün şu günümüz itibariyle 22 il ve ilçede şube ve temsilcilik merkezi olan faaliyetlerini yürüten kamu yararı statüsü taşıyan, yani Bakanlar Kurulu kararıyla da vakfımız kamu yararına faaliyet gösterdiğine ilişkin yetkilendirilmiş bir vakıf. Bunu tabii genel bir ifade olarak bir cümleyle açalım. Kamu yararındaki kasıt şu: kamu yararı statüsü alan vakıf, dernek, cemiyetler veya farklı STK'lar kendilerine yapılan bağış ve yardımları şahıslar eğer vergi beyannamesi veriyorlar ise ya da kurumlar vermiş oldukları vergi beyannamelerinde belirlenmiş oranda giderleştirme imkanına da sahip oluyorlar. O açıdan da hem de aynı zamanda meşru bir alanda faaliyet gösterme fırsatı elde ediyorlar. Ana faaliyeti gençlik ve eğitim. Şu anda Türkiye'de yine bu 22 şubemizin 5 ilimizde üniversite erkek ve kız öğrencilerine hitap eden yurtlarımız var. 18 tane yurdumuz var Türkiye genelinde. Bursa'da da Yıldırım'da
150 kişilik üniversite erkek öğrenci yurdumuz mevcut. Şu anda kız yurdu yok mu? Kız yurdumuz henüz yok. İnşallah onunla ilgili de çalışmalar, araştırmalar yapılıyor. Çünkü bu yıl da görmüş olduk bunu, bu pandemi sonrasında. Bu kadar üniversitelerin her ilde yaygınlaşmasının ardından gençlerimiz, öğrencilerimiz ister istemez farklı illere gitmek zorunda. Orada örgün eğitimini almak zorunda. Ben hatırlıyorum, geçmiş yıllarda biz Bursa'ya ilk geldiğimiz yıllarda, üniversite yıllarımızda, yani yurt zaten yoktu da, hafızım, yurt zaten yoktu da ev bulmakta bile zorlanıyorduk. Evet. Çok dükkan katlarında dükkanları kiralayarak, eve dönüştürerek kalan arkadaşlarımız vardı. Yaklaşık bir buçuk yılda ben de böyle bir mekanda üniversite hayatımda kalma imkanı elde etmiştim. O bile bir fırsattı. Dolayısıyla şimdi gençlerin bu anlamda ikamet ihtiyaçları önem arz ediyor. Ha şunu belirtelim. Devletimiz Kredi Yurtlar Kurumu üzerinden gerçekten çok büyük bir özveriyle ve ciddi anlamda ayırmış olduğu yatırımlarla bu ihtiyacı karşılamaya dönük ciddi yatırımlar yaptı. Bursa'da da bu var. Ama genç nüfusun kalabalıklaşmasıyla beraber, ki artık 2030'lara kadar Türkiye'de de genç nüfus çoğalacak ama ondan sonra yavaş yavaş yaşlanmaya başlayacak. Bu çoğalmayla beraber ihtiyaç haliyle artıyor. Onlar için onlara güzel hizmetler veriyoruz. Yurtlarımızda sevgili hocam, uluslararası öğrencilerimiz var. Bizim gönül dünyamızda, evet, gönül coğrafyamızdan diye tabir ettiğimiz ülkelerden gelen gençlerimiz var. Bunlar içerisinde kendiliğinden çıkıp gelenler var, eğitim öğretim hayatını sürdürmek için. Ama bir de yurt dışı akraba toplulukları kurumumuz var. TİKA gibi şeyle, restorasyonlarla ilgilenen, yani dünyalık mevcutlarla ilgilenen kurumun yanında akraba toplulukları, evet, kurumu çok ciddi anlamda bir hizmet, evet, alanını dolduruyor. Bu öğrenciler bir mülakata tabi tutuluyor. Belli bir sistemden, prensipler dahilinde taahhütler alınarak, yani taahhütlerden kasıt ne? Türkiye'ye eğitim öğretim hayatını görmeye geldiğinde buradaki yaşam şartlarına uyma konusunda, mevcut toplumsal kuralların huzurunu bozmama gibi bu anlamda taahhütler alınıyor. Ve çok güzel eğitimler veriyor. Ve ülkemizin de birçok şehrinden gelen öğrencilerimiz var. Bunların içerisinde lisans öğrencileri var, yüksek lisans öğrencileri var, doktor öğrencileri var. Ve aynı zamanda bu öğrencilere aylık barınma ve yemek yardımı da devlet yapıyor. Şahısların kendilerine. Yurt içinden, ülkemizin diğer illerinden gelen öğrenciler için de bu yöntem var. Yurt dışından gelenler için de var. Demin bahsettim, bu barınma yardımının alınabilmesinin şartı da Türkiye'de var olan yurt faaliyeti gösteren vakıf, dernek, cemiyetlerin hepsine verilmiyor. Şuna veriliyor, belli bir kapasitenin üzerinde olanları. Yani sayı olarak, değil mi? Sayı olarak, evet, sayı olarak, hem öğrenci sayısı olarak hem de hocam il sayısı olarak. Mesela biz bu ruhsatlandırmayı yaptığımız dönemde Türkiye'de en az 5 ilde yurt faaliyetinde bulunuyor olma şartı vardı. Ve 1000 öğrenci şartı vardı. Bunun tabi ilk etapta böyle bir engel, mania oluşturacak bir şartmış gibi görünse de buradaki amaç, bu alandaki ihtiyacın giderilmesinde bir takım yapay oluşacak yapıların önünü engellemek açısından.
Dolayısıyla bu özelliğe de sahip vakfımızın yurtları. Bizim yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz şu anda 840 lira öğrenci devletten destek alıyor. Yemek parasını ve barınma yardımını. Bu çok büyük bir imkan şu an. Ve gittikçe de artırılıyor. O açıdan gençlerimizi bu alanda ikametleriyle ilgili de bir hizmet alanımız var. Allah razı olsun. Eğer siz belki mutlaka farklı sorular da soracaksınız ama şunu ifade edeyim. Bu çalışmalara başladığımızda şunu değerlendirmeye tabi tuttuk. Yani gençlerimizin günübirlik yaşamsal şartlarını kolaylaştırmanın ötesinde bu bir ihtiyaç, tamam eyvallah. Ama zihinsel olarak gelişimleriyle ilgili, sosyal yaşamlarıyla ilgili, gelecekle ilgili, hayalleriyle ilgili, gelişen dünyada bu kadar dijitalleşmenin getirdiği dünyada, sanal bir aleme doğru giden bir dünyada ama mevcut dünyadaki varlığıyla ilgili de zaman zaman düşünebilen, zaman zaman düşündüğü şeyi sorgulayabilen, sorguladığında karşı elde ettiği cevaba ilişkin bir şeyler üretebileceği, muhakeme yapabilecek, mukayese yapabilecek bir zihinsel olgunluğa da gençlerimizin gelmesi, bir mesafe kat etmesi gerektiğini düşündüm. Şöyle bir şey çıktı ortaya. Herhangi bir dönem, bu 100 yıl önce, 50 yıl önce, bugün ya da bundan sonrası için ortak bir şey çıkıyor. Bütün gelişmelerin odağında gençler var bir defa dünyadaki. Yani pandemiyle ilgili son dönemde yaşadığımız, 2 yıldır yaşadığımız bu süreçte çok tartışmalar oldu, çok konuşmalar oldu, çok fikirler üretildi. Ve hatırlıyor muyuz? Pandemi başladığındaki ilk sokak yasakları 65 yaş üstü grupta başlamıştı. Doğru, hatırladım. Yani hastalık, kaoslar, krizlerin muhatapları yaşlılar, geriye gençler kalır mı diye bir projeksiyon çizenler de vardı. Bunun doğruluk payının en azından teoride olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hastalıkta bile gençleri korumaya çalışıyoruz. Şimdi gençler de bütün bu sistemin gençler üzerinden çalışması hasebiyle dünyada ister istemez de bir güç dengesi içerisinde yer almaya çalışan ülkeler var. Ve emperyal bir şey var. Yayılış var. Emperyal bir ilişki var. Emperyal bir sizin o girizgahta bahsettiğiniz zulümlerden karşısındaki mazlumların muhatapları bu emperyal yapıda olanlar. Gençler her şeyde. Üç şeyle 20. ve 21. yüzyılda gençleri muhatap alma projeleri uygulanmış. Bunlardan birisi müzik dünyası. Birisi sinema dünyası. Diğeri de edebiyat dünyası. Bu üç alanda gençlerle ilgili çalışma yapıldığını tespit ettik. Yani mübarek Ramazan ayındayız. Şimdi insanların özellikle gençlerin bu saydığım üç alandan uzak kalmasını temin etme şansımız, imkanımız yok, olmaması da lazım. Yani İnsan zihninin ihtiyacı olan müziği de dinlemeli, sinemada izlemeli, edebiyat kitabı da okumalı. Ama öyle bir sistematik, öyle bir gizemli bir dünya oluşturulmuş ki farkında olmadan, yani bir genç yabancı bir müzik, hakkı olan yabancı bir müziği dinlerken mesela o yabancı sözlerin içerisinde bir takım farkında olmadan hakaret içerici, tahkir edici bir takım sözleri müzik adına terennüm edebiliyor. İnanç ve imanı zedeleyici noktaya doğru götürebiliyor. Bunun tespitini yaptık mesela. Sinema üzerinde aynı şeyler.
görsellik üzerinde uygulanan bazı tekniklerle o izlenen filmin bir sahnesinde ya da oynanan sahneler arasındaki geçişkenliklerde bilinçaltına yerleştirilen bazı algılarla farklı düşüncelere gençleri götürme çalışmalarının olduğunu gördük. Edebiyat alanında okuduğu bir kitabın sayfasında, o kitabın temasında veya akışında farkında yine olmadan bilinçaltına yerleştirilen şeyler vardı. Mesela yine hatırlarsak bundan yaklaşık diyelim ki 10-15 yıl önce işte şeytanla ilgili, cinlerle ilgili, ruhlarla ilgili, bir takım böyle mistik alanlarla ilgili lise yıllarındaki çocuklarımızın olduğu dönemde çok ciddi kitap yayınları oldu. Ve bu üretimlerin, bu üç alandaki üretimlerin de baktığımız zaman belli bir merkezde çok bilinçli bir şekilde organize olarak yönlendirildiğini düşündük. Bu tespiti yaptıktan sonra çalışmalarımızı bunun üzerine söyledik. Yani ve modern tabirle moddolaştırdık. Şunu söylüyoruz. Müzik dinleyeceksek dinleyeceğiz. Nasıl dinleyeceğiz? Sinemayı izleyeceğiz ama nasıl izleyeceğiz? Kitap okuyacağız ama nasıl okuyacağızı gençlerimize bu anlamda destek verelim. Evet. Kıymetli Başkan, acizane yazarlık yaptığım dönemlerde müzik dünyasında, sinema, sanat dünyasında, tiyatro alanında Müslüman gençlerin mutlaka yer almaları gerektiği konusunda böyle üst üste birkaç yazı kalemi almıştık. Bizim mahallenin dediğimiz insanları bazıları çok tepki göstermiştiler olumsuz anlamda. Ama sizin az önce buyurduklarınızdan anladım ki doğru yazmışız. Yani çünkü müzik dünyasında eğer olmazsak, sanat dünyasında, sinema dünyasında olmazsak hakikaten zihinlerimizin bir yerine çok farklı, Allah korusun, Allah'ı inkar edecek, Allah'a şirk koşacak seviyede şeyler yerleştiriyorlar, düşünceler yerleştiriyorlar. Demek ki o gün ben iyi ki yazmışım ve bugün iyi ki onu çok iyi anlayan ve onun önüne geçen ve inşallah gençleri o kanalda yetişmelerini sağlayacak bir vakıf var. Vakıflarımız var elhamdülillah. Eğitim konusunda da kıymetli başkanım, bildiğimiz kadarıyla, izlediğimiz kadarıyla okuma atölyeleriniz var sizin. Çok değerli hocalarımızın önderliğinde, öncülüğünde gençlik eğitim dediniz ya, işte hem gençler hem de eğitim orada, o atölyede pekişiyormuş. Neler yaşanıyor şimdi orada? İşte demin bahsettiğim o üç alanı da sadece tespit yapmakla kalmayalım. Bunu uygulamaya geçirmemiz gerektiğinden hareketle 4 yılından fazla 5. yıla girdi. Edebiyat okuma atölyeleri yapmaya başladık ve aralıksız olarak devam ediyoruz. Okuma atölyelerinin çerçevesinde şu: öğrencinin talebi üzerine belirlenmiş olan onların isteği ve çalıştığımız hocalarımızın binlerce kitaplar içerisinden seçmiş olduğu kitaplarda temin ederek, ki bunu vakfımız kanalıyla temin ediyoruz, öğrencilerimize bir hafta öncesinden bu kitabı hediye ediyoruz. Öğrencimiz bir hafta boyunca o kitabı okuyarak bir hafta sonraki okuma atölyesine geliyor. Ama aynı zamanda bir hafta öncesinden de bu kitabı anlatacak iki öğrenci seçiliyor. Bu kitabın analizi yapılıyor. Kitaplarımızın konusu da belirgin bir alanla ilgili de değil. Bunun içerisinde sosyoloji var, felsefe var, İslami ilimler var, roman var, romanın yerli yazarı var, yabancı yazarı var. Yani aklımıza gelebilecek siyaset biliminden, din sosyolojisinden, din psikolojisinden,
İslam hukukundan tutalım. Ama mesela bu haftaki, yani geçtiğimiz cumartesi günkü atölyemizin konusu olan kitap Z kuşağıydı. Ondan önceki yine dijitalleşme ile ilgili, geleceğin dijitalleşmesinde insanın alacağı rol, model nedir diye, bununla ilgili bir kitaptı. Ve periyodik programlar çerçevesinde, katılım belli bir prensipler içerisinde bu süreci derslere geçiriyoruz. Ve çok verimli olduğunu gördük. İnteraktif olarak yapılıyor. Yani sadece kitap okuyup birisi kitabı anlatmıyor. Önce ondan sorumlu olan öğrenci ne anladığını kendine göre. Aynı zamanda bir bağımsız, o yine en başta söylemeye çalıştığım, düşünmeye itecek, sorgulamaya itecek, sorusuna cevap bulmaya çalışacak ortamı hazırlıyor. Ve karşılıklı, diyelim ki o günkü derste kaç kişi var? 150 kişi var. Bu 150 kişinin içerisinde, bu öğrenci grubunun, biz öğrenci diye tabir ediyoruz aslında, genç grup olarak. Çünkü bunların içerisinde öğrencinin haricinde birçok öğretmenler var. Evet. Yüksek lisans yapanlar var. Doktora yapanlar var. Hatta mesela bu derslerimize İstanbul'dan, Eskişehir'den, İzmir'den katılan yardımcı doçent statüsünde akademisyenler de var. Allah sayılarını artırsın. Evet. O açıdan böyle bir interaktif değerlendirme yapılıyor. Ve oradan bir sonuç çıkarılıyor, özetleniyor, bitiriliyor. Bugüne kadar sevgili hocam, bu süreç içerisinde yaptığımız rakamsal, sayısal toplamlara göre 10 binin üzerinde kitap dağıtımı yaptık. 10 bin? 10 binin üzerinde, evet. Kitap dağıtımı yaptık. Yani bu ne demektir? Hiçbir şey olmasa bile bir genç, bu derslere katılan, atölyelere katılan bir gencin kütüphanesini şu ana kadar ortalama 80 civarında kitap hediye etmiş olduk. Zihinler çok evet, verimli. Mesela bir dönem pandemi öncesinde başlamıştık, sinema atölyesi başlamıştık. Yine aynı formatta öğrenciler, gençler bir filmi izleyerek o konudaki uzman bir eğitici nezdinde o filmle ilgili hem teknik olarak, hem tema olarak, hem de onun yansıması vermeye çalıştığı mesajlar anlamında sinema tahlili yapmaya başladı. Film tahlili, evet. Evet, yani inşallah biraz bu pandemi etkiledi. Müzik konusunda da bir çalışma yapacaktık ama pandemi birebir yüzleşmeyi engellediği için inşallah önümüzdeki dönem bu konuda da bir şey çalışma yapacağız diyorum. Eyvallah. Başkanım, zihinleri besliyorsunuz kitapla. Allah razı olsun. Gençlerimiz haliyle farklı alanlarda sanatlara da meyilli olanlar var. Tabii. Bir Ramazan kareleri fotoğraf yarışması düzenlemişsiniz. Ve ödüllü imiş. Evet, bu İstanbul Genel Merkezimiz düzenliyor Sayın Hocam. Tabii gençler, dedik ya, artık muhatabımız genç. Mesela yine bir parantez açarak kapatayım. Ben belli bir yaşa gelmiş birisi olarak bu çalışmalar içerisinde olmamdan dolayı çevremdeki gençleri ve kendi genç çocuklarımı, kendi evlatlarımı daha iyi anlama fırsat elde ettim. Yakinen tanımaktan dolayı. Yani o gençliğin şu anda bizlerle ilgili duygu ve düşüncelerini daha iyi kavrama fırsatı elde ettim. O açıdan gençler çok güçlüler. Gençlerin şu anda zeka düzeyleri, algı düzeyleri çok üst düzeyde tespit ettiğim veya gözlemlediğim kadarıyla. Bir defa eski nesilden çok daha zekiler, çok daha çabuk algılayabiliyorlar, çok daha çabuk dönüştürebiliyorlar. İmkanlar da imkanları var. Şimdi mübarek, demin de ifade ettik, Ramazan ayındayız.
Ramazan münasebetiyle Allah'ın hem kullarının davranış biçimine, zihinlerine vermiş olduğu farklı bir şeyler oluyor Ramazan ayında. Bu topluma da yansıyor, sokağa da yansıyor. Hem günlük faaliyet olarak hem de kurumların yapmış olduğu faaliyetler açısından. Mesela şöyle bir şey dendi ki, Ramazan'daki çevremizle gördüğünüz farklı, hem fotoğrafçılığa yönlendirmek, bir sanatsal alana doğru yönlendirmek açısından, çevrenizde görmüş olduğunuz, yakaladığınız herhangi bir şey, sınırlaması da yok, bu alandaki fotoğraflarınızı çekin, gönderin, bu alanda bir yarışma yapalım ve ödüllendirelim dediler. Çok güzel bir faaliyet oldu. Yani. Ben bu faaliyete katılacak gençlere bir tüyo verebilir miyim? Evet. Şöyle, geçen sene Bursa Büyükşehir Belediyesi de buna benzer bir yarışma düzenlemişti, ödüllü. İstanbul'dan bir hanımefendi Muradiye Külliyesi'ni çekerek orada bir farklı bir resim, yani ben sadece resme bakıyorum ama onun gölgesi varmış, çizgisi varmış, arka planı varmış, onlar daha iyi biliyorlar. O hanımefendi İstanbul'dan gelmiş, Bursa'da Muradiye Külliyesi'ni çekmiş ve ödülü aldı gitti. Şimdi bu faaliyete, faaliyet içerisinde olmak isteyen gençlere bir tüyo vereyim. Muradiye Külliyesi. Muradiye Külliyesi. Birincilik getiriyor, ödülü aldırıyor. Başkanım, gençler okudukları kadim şehri tanısın diye bir faaliyetiniz varmış. Evet. Yine sevgili hocam, üniversite eğitim öğretim dönemi başladığında şehrimize gelen gençleri, bunların içerisinde demin bahsettiğim yurdumuzda kalan öğrencilerimiz var. Vakıf merkezimizde diyalog içerisinde olduğumuz öğrencilerimiz var, gençlerimiz var. Ya da illa bizimle irtibatlı olan şart değil, onların dışındaki gençleri de mutlaka periyodik olarak bu eğitim öğretim dönemi içerisinde şehrimizi gezdirme programımız var. Çünkü gezdirmekten kastım şu, az tanıtmaya dönük olarak yapıyoruz. Yıllar önce bir yine farklı bir STK'da yöneticilik yaparken her yıl yapılan bir şey vardı. Bir video sunumuna dönük bir çalışma vardı. Bu sunumun mutlaka her yıl bir şeyi olurdu, konusu olurdu. Mesela diyelim ki bir yıl işte alimlerle, ilim erbabıyla tacirler vurgulanırdı. Bir iş adamları derneğiydi orası. Ama bir yıl da insan sosyolojisindeki sosyal ilişkilerin yürümesine dönüktü. Orada şöyle bir silsile oluşturulmuştu. Sosyal ilişkiyi başlatıp devam ettirebilmek için önce tanışmak gerekiyor diye derdi. Tanıştıktan sonra konuşmak gerekiyor, konuştuktan sonra anlaşmak, ondan sonra paylaşmak gerekiyor. Bu silsile önemli. Onun için biz de diyoruz ki şehrimize, Bursa'mıza gelen gençlerimizle önce şehri bir tanıtalım. Ki ondan sonra şehir diliyle onlarla konuşmaya çalışalım diye böyle bir programımız var. Bursa'nın tarihi, kültürel, turistik yörelerini, sportif alanlarını gezdiriyoruz. Önce şehri tanıtıyoruz. Ki Bursa'mız çok kadim bir şehir. Son yıllarda yapılan tarihi restorasyonlarla beraber turizm mantalitesinin de biraz genişlemesi, gelişmesiyle beraber işte Yıldırım Camisi Külliyesi'nden başlayıp Emir Sultan Yeşil, oradan Ulu Cami, yukarı çıkalım işte Tophane, in aşağıya hocam sizin şenlendirdiğiniz II. Murat Camii ve Külliyesi, oradan ta 1. Murat Camisi'ne kadar bir aks var. Aks var orada. O aksın hem manevi ortamını tanıtmak hem de fiziki olarak tarihsel geçmişi bugüne taşıma noktasında böyle bir çalışmamız var.
Buna ek olarak da daha sonrasında mütakiben yine periyodik zamanlarda sabah namazı buluşmaları camilerde yapıyoruz. Geçmişte sizin belki göreve başlamadan önceki dönemde 2. Murat Camisi'nde de programımız olmuştu. Ama inşallah sizin var olduğunuz, görevde olduğunuz bu dönemde de inşallah ilk programımız 2. Murat Camisi'nde sabah namazı buluşması tamam, olsun başkanım, inşallah. Bizi çok mutlu ettiniz. Kıymetli Başkanım, az önce sözleriniz arasında bir alim, tacir, evet, tüccar, evet, ifadesi geçti. Evet. Çok dikkatimi çekti. Muhatap kitleniz gençler. Evet. Yaşadığımız dünyada para gelsin de nereden gelirse gelsin, hiç önemli değil helali haramı gibi bir algı var. Yeter ki gelsin. Evet. Ama iman ettiğimiz din, mensubu olduğumuz din bize şunu öğretiyor. Doğru tacir, dürüst tacir ahirette peygamberlerle, şehitlerle, sıddıklarla beraberdir, haşrolunacaktır. Kıymetli Başkanım, ahlaki eğitimler, gençler üzerinde ahlaki eğitimler mutlaka veriliyor değil mi başkanım? Okuma atölyelerinin dışında buna benzer, yani para nereden gelirse gelsin değil, meşru gelsin, helal gelsin. Bir de aynı zamanda siz bir iş insanısınız. Kıymetli Başkanım, kesinlikle, bu konularda bizi tavsiyeleriniz, gençlere tavsiyeleriniz. Estağfurullah hocam. Yani şimdi inanç söylemimizde akademik dünyada dahil olmak üzere eğer bir hatırlarsak şu ifade mutlak bir ifadedir. Yani din üç temel üzerine oturuyor. Birisi iman, biri amel, İbadet, diğeri ahlak. Ahlak. Değil mi? Yani şimdi burada baktığımızda iman dediğimiz alan kişinin bireysel tercihiyle ilgili, bireysel dünyasıyla ilgili olan bir alan ve o tercihle yönlendiriyor kendi hayatını. Diğer muamelat kısmı dediğimiz amel kısmı, o da yine mümkün olduğunca kulun ya da insanın ya da modern deyimde bireyin kendi yetki alanında olan bir şey. Ama aslında belki de bugüne kadar söylem ve algılama açısından ihmal ettiğimiz, tanımlamasını, vurgulamasını tam yapamadığımız ahlak boyutunun üzerinde biraz durulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ahlak boyutu bizim günübirlik yaşam alan kurallarımızı belirleyen alan aslında. Yani biz ahlak ifadesini hep diğer kavramlarla iç içe düşündüğümüz için ayrıştırmadığımızdan biraz bazı şeyler de olan hale getirdik. Aslında bizim bugün buraya gelirken evimizden çıktığımız anda arabamıza binerken ya da bir toplu taşıma aracına binerken, işimize gelirken o karşılaştığımız insanlarla olan diyaloğumuz, tekrar dönüşümüz, ticaretimizdeki hizmet ya da normal üretim faaliyetinde bulunan tüccar da olsun, her aşaması aslında ahlak ölçüleriyle yapılan bir şey. İnsanları memnun eden ya da etmeyen, mutlu eden ya da etmeyen, hani televizyonlarda her akşam haberlerde izliyoruz sokakta yaşanan olayları, bunlar hep ahlak boyutunda olan şeyler. Ahlaklı insan dediğimizde aslında toplumda iyi insan kavramı var ya, o kavramı şartlarını taşıdığını düşündüğümüz insanlar oluyor. Onun için ahlaklı insan olmanın üzerinde durmamız gerekiyor. Öğrencisinin de, gencin de, yaşlısının da, tüccarının da, ilim adamının da, televizyoncusunun da hepsinin mutlaka bu ahlak çerçevesinde vurgulamamızı biraz genişletmemiz gerekiyor. Kıymetli Başkanım, sizin gibi bir şahsiyeti konuk almışız. Estağfurullah. Çok istifade etmek isteriz ama vakit hızla geçiyor. Yeni Dünya Vakfı'nın da çok faaliyetleri var. Daha bir iki maddeyi konuştuk. Olsun. İftar veriyorsunuz. İhtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokunuyorsunuz.
mazlumların yüzlerini güldürüyorsunuz, dertlere derman oluyorsunuz, yaralılara merhem oluyorsunuz, düşeni tutup ayağa kaldırıyorsunuz, elhamdülillah ağaç dikiyorsunuz. Şu ağaç dikerken başkanım şu zalimlerin zulümlerini de toprağa inşallah görün, kıyamete kadar o toprağın i̇nşallah. Altında perişan olsunlar inşallah. Başkanım, iftar ihtiyaç sahipleri bu alanlarda ne yapıyorsunuz? Evet, evet. Onunla ilgili şu tür çalışmalar yapıyoruz. Yine en başta ifade ettiğim gibi biz aracıyız. Bize getirip verenleri biz dağıtma konusunda aracı oluyoruz. Vakıf merkezimizde eğitim, öğretim hayatında olan öğrencilerimize, yine gençlerimize iftar veriyoruz. Cumartesi günleri özellikle. Evlerde duran ya da yurtlarda duran, ki biz yurdumuzda kendimiz imalat yaptığımız için yemeğimizi biraz daha ev yemek lezzetinde oluyor. O açıdan evde durduğu halde bu imkana sahip olamayan öğrencilerimize bu imkanı sunuyoruz. Anne yemeği yediriyoruz. Anne yemeği yedirmeye evet. çalışıyoruz. Diğer bir husus, yurdumuzun olduğu semtimizde biz orada bir alanda çalışırken çevremizde acaba ihtiyaç sahibi aileler var mıdır diye düşündük her zaman. Ve muhtarlık aracılığıyla bu ailelerin tespitlerini yaptık. Yerinde de ihtiyaçlarının doğru olup olmadığına dönük olarak tespitlerimizi yaptık. Elhamdülillah bütün verilen adresler gerçekten de ihtiyaç sahibi çıktı. Şunu unutmayalım hocam. Bugün apartmanlarda oturup da sitelerde oturup da gerçekten günübirlik ihtiyaçlarını giderme konusunda sıkıntı çeken insanlarımız var. Bunu aramaya, araştırmaya, görmeye çalışıyoruz. Ve bu insanlara her akşam sıcak yemek götürüyoruz. Elhamdülillah. Sahur ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İnşallah mümkün olursa Ramazan müteakibinde de yine bu ihtiyacı imkanlarımız dahilinde devam ettirmeyi düşünüyoruz. Ayrıca tabii yine hayırseverlerin, gönüllü insanların yardımlarıyla işte gıda çekidir, hediye çekidir tarzı yardımları ulaştırıyoruz, ulaştırmaya çalışıyoruz. Onun haricinde kapımız hep açık olduğu için açık görüp girenler var. Onların taleplerini alıyoruz. Onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Allah hayırlara vesile eder. Allah kabul eder inşallah. Abi, biz Tahsin Kara'yı yakinen tanıyan birisiyiz. Zaten Tahsin Kara'nın gönül kapısı, iş yeri kapısı, hane kapısı elhamdülillah. Her zaman mazluma, masuma, her zaman açık ihtiyaç sahibine. Yeni Dünya Vakfı'nın da açık olmasını duymak hakikaten önemliydi. Mutlu olduk. Yeni Dünya Vakfı'nı şöyle tanımlasak müsaade eder misin başkanım? Şimdi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı attılar ateşe. Nemrut. Evet. Orada anlatılır ya hikaye başkanım. İki hayvan belirir. Biri serçe, biri yılan. Serçe o küçücük gagasıyla ateşin üzerine birer damla damla su getirir. Döker. Niyeti ateşi söndürmektir. Yılan ise alttan habire üfler, ateşi alevlendirmek ister. Serçeye sorarlar, ya bu küçücük gaga ile bir damla suyla bu kocaman ateş söner mi? Olsun der. Ben tarafımı belli edeyim de, ben Hazreti İbrahim'in tarafında olduğumu belli edeyim evet, de der. Yeni Dünya Vakfı zalimlerin karşısında mazlumların yanında. Evet. Yeni Dünya Vakfı böyle tanımlama yapabilir miyiz? Doğru bir tanımlama olur. Biz de mazlumların tarafındayız. Evet ya, evet. Siz yine az önce konuşurken güzel bir cümle söylediniz. Yani hani dünyada kazanmak mutlaka helal kaideleri çerçevesinde olmalı. Yoksa biz şu düşüncede değiliz ki inancımızın da bu yönde olduğunu düşünüyoruz.
Kazan nasıl olursa kazanırsan kazan. Tüket nasıl tüketirsen tüket. Bu sistem insanlık alemini çıkmaz bir noktaya doğru götüreceğini düşünüyoruz. Çünkü bizim inancımız diyor ki kazan ama helal kazan. Tüket ama israf etme. Ya. Şimdi bu iki şey günümüzde çatışan bir noktaya doğru gidiyor. Bakın yani pandemi buna vesile oldu ifade ediliyor ama iklim değişikliğinden bahsediliyor değil mi hocam, sevgili hocam? Şu anda bu sabah bilmem farkında mısınız, sizde de oldu mu sularımız bulanık akıyordu. Bu gece sular kesildi. Bu gece yani. Evet, evet. Şimdi bunlar çok önemli şeyler. Bu kış aylarımızın bu kadar yağışlı elhamdülillah geçmesine rağmen önümüzdeki 6 ayın kuraklık riskinden bahsediliyor. Yani dünya sadece gördüğümüz gelişmelerle, yani teknolojiyle, sanayiyle, makinalaşmayla bir yere doğru sadece gitmiyor. Evet. Aynı zamanda yeryüzü de bu değişimden nasibin olarak bir yere doğru gidiyor ve yeryüzünü de tüketiyoruz. Halbuki suyumuz, ağacımız, yeşilimiz, toprağımız, bunlar mutlak anlamda korunması gereken şeyler. Yani inancımız bizim bunun korunmasına dönük şey yapıyor. Tavsiyelerde bulunuyor ve yönlendiriyor. Eğer israftan kaçınmaz isek o zaman su bulamayacağız. Barajlarımız doldu elhamdülillah. Ama bugünden itibaren yani hepimizin bir damla suyu kullanırken mutlaka çok 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 düşünmesi lazım. İnşallah. Yani doğrunun, hakkın, hakikatin yanında bir vakıf olan Yeni Dünya Vakfı'nın Bursa Şube Başkanı ile elhamdülillah konuştuk, istifade ettik. Allah sizden razı olsun. Uludağ TV ailesi adına tekraren teşekkür ediyorum başkanım. Hoş geldiniz. Keşke vakit olsaydı. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Son cümlelerinizi lütfederseniz seviniriz başkanım. Yine mübarek aylardan en önemlilerinden Ramazan ayında iftara yaklaştığımız saatlerde, dakikalarda insanlık aleminin geleceğinin aydınlık olmasını, insanların zihninin açık olması yönünde Allah'tan dua istiyorum, temennide bulunuyorum. Allah-u Teala bu yöndeki düşüncelerimizi, davranışlarımızı helal yolla kazanıp, helal yolla tüketmeyi ve dünyadaki meşgalelerimizi manevi dünyamızla buluşturmasını, birleştirmesini, güçlendirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Allah-u Teala'nın bizleri Ramazan'da da bundan sonra kalan süresini hayırlısıyla oruçlarımızı tutmamızı ve bayrama, Ramazan bayramımıza kavuşturmasını ve bundan sonraki insanlık hayatında da nice böyle mübarek günlerde, kutsal günlerde buluşmasını nasip eylesin diyorum ben. Allah razı olsun. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Bugün burada bulunmaktan ve seyircilerimizle karşı karşıya gelmekten çok mutlu oldum. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Allah razı olsun. Sevgili izleyicilerimiz, Yeni Dünya Vakfı Bursa Şube Başkanı Sayın Tahsin Kara Beyefendi'nin bu yürekten hasbi olarak yapmış olduğu duaya biz de yürekten amin diyoruz. Vakit iftar anı, kul ile Rab arasında hiçbir perdenin olmadığı ve duaların asla geri çevrilmediği andayız. İftar anındayız. Allah sofralarınıza bereket, vücutlarınıza sağlık, sıhhat, afiyetler nasip eylesin. Allah devletimize zeval vermesin. Allah ülkemize dirlik, milletimize birlik, hanelerimize dirlik, ailelerimize birlik nasip eylesin. Evet, vakit iftaranı Allah hayırlı iftarlar lütfeylesin. Ve ezan-ı Muhammediye Hafız Ufuk Genç kardeşimiz tarafından okunmak üzere okunuyor efendim.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya salah, hayya salah, hayya lil falah, hayya lil falah. Allahu Ekber, Allahu Ekber.